Tımarhanede bu hafta. Efendim ekonominin patronu ekonomi öğrenecek de bizim şurası rahat edecek. Muhalefet siyaset yapmayı öğrenecek de iktidar olacak. Bize kadar demokrasi dönemi bitecek de özgürlük gelecek. Hayır, kılı ağarmışların bulanık zihni berraklaşacak da sus be, dinlemekten yoruldum. Ayrıca fesatlık etme. Adamlar bir hata yaptıysa hep iyi niyetlerinden, yüzlerinin yumuşaklığından donlarına ağ kurumadı. Emekliye verilen yeterli mi? Yeterli. Asgari ücret yeterli mi? Değil. Nihat Zeybekçi abim, AKP Genel Başkan Yardımcısı. Sıkıntılarımız var. Yanlışlar yaptık mı ekonomide? İyi niyetli olarak. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Nihat abicim, sesin kısık geldi. Duyamadık. Bu da diğer genel başkan yardımcısı Vedat Beyciğim. Diyor işçisi, emeklisi alayı sosyal yardıma muhtaç. Aman ha diyor, yardım paketlerini ihmal etmeyin. El birliğiyle bu sıkıntıyı atlatacağız. El birliğiyle bu insanlarla birlikte paylaşarak bu sıkıntıyı atlatacağız. Nasıl olacak o abicim? Sen halka bir paket nohut vereceksin. Biz de sen bir dönem milletvekili olup geri kalan ömründe emekli maaşını mı ödeyeceğiz? He? Aman. Ne sinirleneceğiz be? Al bir yudum. Aşk olsun. Var da ödüyoruz. Cebimizden bir kuruş çıkmadan biz bu yatırımı yaptırıyoruz. Dedik sakın. Koy o elini cebine. Ya biz sana para ödetir miyiz? Verdik otoyolu, köprüyü, tüneli, şehir hastanesi ne varsa. Yap, işlet, devret. Garantisi biziz ya. Ve evelallah sözümüzün arkasında durduk. Buraya dikkat. 2025-2027 arası 663 milyar TİKO para ödeyeceğiz. Kime? Müteahhitlere. Yüklenici firma buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz. Doğru söyle. Çok konuşunca gözün onu aradı değil mi? Canım abim. Buralarda değildi bu hafta. Amerikalara gitti para aramaya. İnanır mısın? Bu hafta benim bile ilişesim gelmedi kendisine. Hayır, çünkü ne yapsam ne yapsam diye biliyorsun düşünüyor. Diyor bu hafta hangi vergiyi bulsam. Aa, sonunda ne buldu? Yapay zeka var ya, ondan da %20 vergi alacakmış. Ne sordun canım kardeşim? Bu hafta zam haberi falan yok mu? Aa, o işe Vedat Beyciğim bakıyor. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak bir şekilde işçi işveren taraflarının, paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını biz hedefliyoruz. Uzun uzun konuştuğu kısmı s**tledin. Özetle diyor ki maksimum şekilde diyor sıkmaya devam edin. Zamman beklemeyin. Merkez Bankası Başkanı biliyorsun bir enflasyon tahminleri vardı yılbaşında. Onu diyor biz yine tutturamadık ama diyor çok değil. Ucu ucuna diyor tutturamadık. %38'di, 44 yaptık. Sonra bunun başkan yardımcısı konuştu. İleriye dönük endekslemeye geçmek zorundayız. Hem asgari ücretle düşük vasıflı çalışan ücretlerinin dağılımda hit yemediği, darbe yemediği bir dönem olma şansı var bunun. Cevdet Bey, bunun da uzun uzun anlattığını boş verin. Diyor niye asgari ücret ileriye göre endekslenmiyor? Nasıl yani abi? Ya mesela diyor 2025'te bizim enflasyon tahminimiz 21, 2026'da %12. O şekil diyorsun, planlayalım. Efendim Uğurcuğum? Ha. Ben o şekil ifade edemiyorum canım ya. Ben çünkü edince savcılar üstünü başını yırtıyor. O zaman devam edelim. Onu bekliyorsun biliyorum. Bahçeli dayı, canım benim. Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle birikimi... Dur açık ya, sana daha zaman var. Geleceğim birazdan. Bu hafta herkes kendine göre ekmeğinin peşinde. Kimi bir ömür sürecek iktidarının koltuğunun peşinde, kimi de aşkının peşinde. Tuzluyu seviyorum. Tuzlu Ahmet beni alacak, evlenecek, Canan'ı bırakacak. Sen tamam bırak Ahmet'i dedi. Allah rahmet eylesin. Ahmet abim hakkın rahmetine kavuşmuş. Yine 85 milyon bir cinayeti çözeceğiz. Biliyorsun her cinayet öncesi kim kimle mikmik yapmış, önce onu anlamaya çalışıyoruz. Canan ablam çocuklarımın babasını kim öldürdü diye soruyor. Bir sevgililerinden bir de onların kocalarından şüpheleniyor. Ölünün arkasından konuşulmaz ama Ahmet abim de köyün horozu adeta. Evliyken Kadriye ve hanimiyle sevgili. Hanimi Kadriye'yi tehdit ediyor. Bana bak diyor, Ahmet'in peşini bırakmazsan kocana her şeyi söylerim. Kadriye de diyor, ay bir benle mi birlikte? Kimlerle birlikteydi? Canan ablam da diyor, bunların diyor ikisini de beğenmezdi zaten. Diyeceğim o ki, oğlum siz nasıl hayatlar yaşıyorsunuz yalan? Ortalığı veriyor koyuyor, beni niye almıyor diyor. Ablacığım ben de onu diyorum işte. Bu hafta ortalığı ateşe veren vereneydi. Herkes bir dürüst olsun ya. Masanın üstüne
Neyi var neyi yok koysun herkes. Bak Bahçeli dayıma. Bu efendim bu zamana kadar atılan bütün taklanın nedeni Erdoğan'ı bir ömür cumhurbaşkanı seçtirmek içinmiş. Doğru. Ondan daha iyisini bulacağız dedi. Diyorlar ki sayın cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçtirmek için yol arıyormuşuz. Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Heçeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da cumhurbaşkanı olmaz. Hadi başka kapıya. Ne diyordun Bahçeli dayım? Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir. Ne diyordum? Bazı olaylar gelişti. Yap burada çarpı iki. Biliyorsun Bahçeli dayım önce seslendi. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Sonra tuzu alan koştu. Tam demokrasi geldi hanım sesini duyarken muhalefet belediyelerine çat çat çöküverdiler kayyumla. Affedersin kim biliyorsun halkın oyunu iradesini şeklinde düşündüler galiba. O esnada Abdullah Bey girdi devreye. Kayyum şeklinde dedi şey diyorsunuz, o şekil şey etmeyin. Geçici bir görevlendirmeyle yerine bir belediye başkanını görevlendirebiliyor. Tabii sizler kayyum diyorsunuz buna ama... Zam değil, fiyat ayarlaması gibi diyorsun Abdullah abi. Neyse, kayyumu duyan muhalefet bir kükredi. Ya bunca laf söylüyoruz, kırmıyoruz birbirimizi değil mi diyen Bahçeli dayım yine bir gerildi. Sen bak bakalım bana dedi. Özgür Özel'e. Ateş olsan cümrün kadar yer yakarsın. Yani denk almalısın. Aklını başına al. Anlayacağın ortam yine alevlendi. Yalnız arada kaynamasın. Biliyorsun çoluk çocuğa arşiv bırakıyoruz. Tüm bu olaylar olurken şeyden bir türlü ses çıkmadı. Kimi dedi Allah sizi inandırsın. O da ekrandan duydu Bahçeli Bey'i. Dedik doğrudur. Gel zaman git zaman aradan bayağıca bir gün geçti. Konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Devlet Bey tavır, konuşma ve siyasetiyle, tecrübesiyle, cesur çıkışlarıyla daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir. Çok, çok bilmez miyiz? Ardından bir hafta daha geçti, daha da bilgeliğini konuşturdu. Haydi DEM grubuna gelsin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım. Yalnız bir başka bilge insan daha vardı bu hafta. Bak gözünde hemen canlandı değil mi? Bir tane. Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve söylediği son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Neyi dedin kardeşim? Seçim öncesi muhalefete mi sallıyordu? Göstere göstere diyor ki ben APO'ya özgürlük vereceğim diyor. APO'ya vereceğim demiyor ki. Diyor. Selo'ya da APO'ya da. Hayır hayır. Bir kere. Kim diyor efendim? Peki, olur mu canım? Hedef. Neyse. Bir nefes al. Çünkü bu defa da şöyle bir dedikodu çıktı. Demokrasi geldi hanım diye dolaşırken bir taraftan, öte taraftan da kayyumların çöküvermesinden Bahçeli dayımın haberi yokmuş. Ya Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne daha bir hafta önce barış elçisi olarak değerlendirilen Ahmet Türk'e terörist deyince Bahçeli dayım öfkelendi. Yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi... Nasıl? Yandı mı? Tam alev alevken şunu da kilitleyeyim araya. İmralı Adası neresidir? İmralı Adası Türk toprağı değil midir? Terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi DEM Parti grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyorlar? Bir yudum çay al kardeşim. İktidar biliyorsun çok şey istemiyor. Diyor bana kadar demokrasi, özgürlük, hukuk lazım. Mümkünse koltukta hep benim olsun. Canım diyor muhalefete. Sen diyor al kovanı, gel şurada oyna. Allah diyor senden razı olsun. Yerel seçimde diyor bizim imaj diyor yerle bir olmuştu. Gerek orası burası ayrı oynayan siyasetin, gerekse bizimle normalleşme adımların derken sağ olsun DEM de hiç seni aratmadı. Biz böyle açılım maçılım deyince hemen bunlar da göz kırptılar. Şak! Biz de ipi bir daha tutuverdik. Günden biz ne diyorsak o. Neyse ki bu hafta Özgür Beyciğim övünç doluydu. Diyor normalleşme dedim mi
Beni bileceksin. İsim babası benim. Helal olsun be sana. Kimsenin hakkına gelmez. Diyor Erdoğan, elini sıkarım. Bayramda da ararım. Aşk olsun ya. Giy şöyle ekose takımı. Yakıştı da geçen giydin. Ararsan inan hatırımız kalır. Git saraya. Bayramlaş ya. İnsanlık öldü mü? Ne anlatıyordum ya? Heh, bak az daha unutuyordum. Başlarken biliyorsun Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden söz ettiydim. Atlet don birbirlerine girdiydiler. O işte komiser kavgasıydı. Ankara Belediyesi keseyi açmış 29 Ekim'de. Cumhuriyet Bayramı dedim mi? Herhal demiş olacaklar bu Ebru Gündeş saraydan çıkmadığına göre. Bir boncuk var demek. Biz de onu alalım. Almışlar. Efendim sahnesiydi, sanatçısıydı, sahne arkasıydı. Tüm konserin toplamda maliyeti 69 milyoncuk. Tabi biliyorsun dedelerinin kasalarından geldiği için savurdur kim olursa. AKP'liler de demiş biliyorsun çok hassaslardır bu konuda. Kamunun böyle bir kuruş parası ziyan olsun istemezler. Olur mu böyle şey ya demişler. Girmişler birbirlerine. Bir yaslan hele şimdi arkana. Al gülüm ver gülüm devam ederken bir Mehmet Cengiz İmparatorluğu var. Memleketin içinden geçiyor. Bu defa da gözünü Kaz Dağları'na dikti. Orayı peşkeş çekmişler. Cengiz İnşaat'a bağlı madenciliğe demişler eti kemiği senin Kaz Dağları'nın. Vahşi madencilik de o toprakları çoraklaştıracak olan sermayenin ağzının suyu akıyordu. Çiğdem Toker anlatıyor. 2 hafta önce şirket sermaye arttırımına gitmiş. 135 milyonluk sermaye şakkadanak 2 milyara çıkmış. Mehmet Cengiz 400 milyon. Koy babacığım. Ahmet Cengiz bir 400 milyon daha. Ekrem Cengiz 400 milyon. Kazım Cengiz 200 milyon. Asım Cengiz bir 200 milyon daha. Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yiyebilirsiniz. Nasıl olsa sırtımızı yasladıklarınız ömrümüzü yemeye devam ediyordu. Ekmeğimi taşıdım, suyumu taşıdım da benim canlar gittim. Nasıl yıkayıp da kesiyorlar yavrum? Yazık değil mi? Kesiyorlar bizi. Aile hekimleri sokaktaydı bu hafta. 5 dakikada bir hasta bakılmasını sağlayan bir yönetmelik geldi. Çalışanların ücretine bir saldırı olduğu kadar halkın sağlık hakkına da bir saldırı. Sağlığı özelin insafına tek eline emanet edince bebek öldüren çeteler cirit atıyordu. Bebekleri öldürenlerin iddianamesi kabul edildi. Çok güzel. Peki 4 yıl önce kim izin vermemişti bu çetelerin sorgulanmasına, araştırılmasına? Kim yol vermişti bu çetelere? Peki ne oldu? Sağlık Bakanlığı hem doktorun hem hastanenin araştırılmasına onay vermedi. Adliye kapısındaydık yine bu hafta. 17 yaşındaki Barlas'a araç çarpmıştı ve hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporu diyordu ki araç %100 kusurlu. Ama ölümüne neden olan kişi tutuksuz yargılanıyordu ve bu hafta hakim karşısına çıktı. Kimdi o kişi? Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık. Ve hakkında yine tutuklama kararı çıkmadı. Hala neden dışarıda bunu anlayamıyorum. Olay tam tersi bir şekilde gerçekleşseydi benim oğlum kesinlikle dışarıda olamaz. Polonez işçileri. Sendikaya üye oldukları için patronları onları 46 kodunun arkasında sığınıp işten attı. Yani onları hırsız dedi. Ekmeğinden ettiği yetmedi. Başka yerde de ekmek yemesin diye uğraştı. Gücü elinde tutan onlara karşı elimizde çok büyük bir güç var. Mesela işçinin alın teriyle zengin olan bu patrona karşı. Fabrikasında üretilen hiçbir ürünü almamak gibi. Boykot edin, ettirin. Bizi emen, kemiren, sırtımızdan beslenenlere karşı çok büyük bir gücümüz var. Omuz omuza olmak gibi. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.